Kitaplarınızı imzalamak için Doğan standındasınız. Nasıl buldunuz bu etkinliklerde? Çokça yer alan bir isimsiniz. Bu seneki fuarı nasıl buldunuz öncelikle? Vallahi Ankara'ya gelmek bizim için, fuar çerçevesinde gelmek ayrı bir keyif. Nedeni de çok basit. Neticede günlük siyaset, o kavgalar vesairelerin ötesinde biraz da entelektüel dünyanın, yani gerçek işimizin, edebiyatın, düşünmenin, düşüncenin öne çıkacağı bir iklim oluyor. Ankara'da beni hep seven, benimle bağ kuran bir okur var. Onlarla buluşmak insanı tazeliyor. Yani dünyaya dair de bakıyorsunuz, memleketi de anlıyorsunuz. Neticede ekran, soyut, radyo, bir mikrofon. O yüzden çok mutluyum. Ankara'ya her gelişimde mutlu ayrıldım. Bu sefer de hava da bize yardım ediyor. Birazdan da söyleşiye çıkacağız. Anlaşılan o ki güzel olacak. Ben memnunum Ankara'da olmaktan. Teşekkür ediyoruz. Son olarak baskıcı, otoriter bir iklim Tele1'e de, bulunduğunuz kanala da ceza yağdırıyor. Son örneğini biliyoruz. Ekran karartacaklar. Dayanışma duygularıyla sizlere mesaj gönderenleri, yanınızda olanları biliyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Tele1'e yapılan baskılar özel ve sembolik aslında. Çünkü Tele1 genel olarak eleştirel dilini hiçbir iktidara, hiçbir güce devretmemek için daha geniş bir bakışla değerlendirme yapılıyor. Burada şu var. Bildiğini yapmaya devam edeceksin. Geri adım atacak halimiz yok. Çünkü biz suç işlemedik. Suç işlemediğimiz halde suç işlemişiz gibi davrananlar var. Onlar tarihte yargılanacak. Çok da uzak değil. Ama biz suç işlemedik. Bizi yargılayanlara karşı da geri adım atacak halimiz yok. Kimin suçlu olduğunu da göreceğiz. Az kaldı. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Bol okurlar diliyoruz. Sağ olun.